Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte LGS 2024 Türkçe'de hangi sorular gelebilir, onlara karşı hazırlık yapmak adına mükemmel bir video hazırladık. Bugün sizlerle birlikte hem sorular çözeceğiz, birçok örnek soru hazırladık, birçok konuyla alakalı. Hem de bu tarz sorular için ne tarz taktikler çözmemiz lazım, hangi taktiklerle çözersek bu soruları daha rahat geçebiliriz, bunu öğreneceğiz. Hocam sizce bu sene Türkçe zor Hiç olur mu? Hiç endişelenme Evet, baktığımız zaman LGS 2019, 2020, 2021, 2022'den daha zor bir sınav gelmiş Türkçe'de geçen sene bu neye göre söylüyoruz hem bütün soruları inceledik hem de geçen sene LGS Türkçe'de bir soru 4.3 puan vermiş ama ondan önceki senelerde daha düşük puanlar vermiş zaten eğer bir derste net ortalaması düşerse veyahut da puan ortalaması artarsa bak hatta şöyle puan ortalamalarını da göstereyim Türkçe'de böyle giderken bir anda 4.3 puan vermiş geçen sene matematik branşından bile daha fazla puan vermiş neden çünkü soruların zorluk seviyesi biraz daha fazlaymış ancak bu şu demek değil bu senede çok zor olacak. Bu senede öğrenciler LGS 2023'te gibi Türkçe'de zorlanacaklar anlamına gelmez. Zaten Türkçenin çoğunluğu anlam bilgisi ve anlam bilgisi sorular da esasında dikkatli bir şekilde çözülüne yapılabiliyor. Mesela bak sözcük anlamı, cümle anlamı, parçalı anlam, parça anlatım, parça yapı, sözel mantık, tablo grafik bunların hepsi LGS birinci dönemde olsa ikinci dönemde olsa yani sadece birinci dönem konuları da olsa ikinci dönem konuları da olsa karşımıza çıkan konular. Bunlar Türkçenin temeli. 5'te 6'da 7'de bursluluk sınavlarında ileride gireceğin üniversite sınavlarında her zaman çıkacak konular. Bunlarla alakalı hiç endişelenmene gerek yok. Burada yapman gereken dikkatli bir şekilde soru okumak ve bunlarla alakalı şimdi birazdan sana taktikler vereceğim sorular çözeceğiz. Ve aynı zamanda bu kısım yazım kuralları noktalama işaretleri yine %100 soru gelecek olan bir kısım. Bunlardan soru belki gelir belki gelmez. Yani Söz sanatlarından ya gelir ya gelmez. Filmlerden gelir, cümle gelirden ya gelir ya gelmez. Fiilde çattan ya gelir ya gelmez. Gelirse de en fazla bir tane gelir. Dolayısıyla biz bu konularla alakalı da sorular çözmeye çalışacağız ama burada bilhassa yazım kurallarından yüzde yüz soru geleceği için soru çözeceğiz. Noktalama işaretlerinden soru geleceği için çözeceğiz. Aynı şekilde sözcük anlamından, cümlede anlamdan, parça anlamdan, anlatımdan, parçada yapıdan, sözel mantıktan, tablo grafik ve görsel yorumlamadan da birer soru çözeceğiz. Ama esasında daha fazla soru geliyor. Bugün esasında birazcık hem moral depolayacağız, hem soru taktikleri göreceğiz, hem de LGS Türkçe'de kesin kesin her sene sordukları soru tiplerini görmüş olacağız. Şimdi arkamıza yaslanalım. Biz de mi sizinle çözeceğiz? Evet, evet sizler de benimle beraber çözeceksiniz. Fakat sizler videoyu durdurup ya bence Ceyhan, bence Bursa diyebilirsiniz. Veya benimle beraber aynı anda çözebilirsiniz. Ben muhtemelen sorular açıklayacağım için sizden daha yavaş çözerim. Siz benden daha hızlı çözersiniz Songuç'um. Ama Benden daha hızlı çözseniz, daha yavaşça çözseniz, inşallah hepsini doğru yapacaksınız ve güzel bir şekilde LGS Türkçe'si öncesinde bir e, bilgi depolama, bir e, bilgi tekrarı ve moral depolama yapmış olacaksınız diyoruz ve hemen güzel bir şekilde başlıyoruz. Şimdi ilk başta şunu söyleyebiliriz ki LGS Türkçe'de mutlaka yani A kitapçığında ilk soru mutlaka şöyle bir soru oluyor: Altı çizili özel anlatmak istenen nedir? altı çizili sözün kattığı anlam nedir şeklinde. Bu sefer de yine size nokta nokta sözüyle anlatılmak istenen nedir şeklinde bir soru soracaklar. Peki böyle bir soru geldiği zaman ne yapacağız? Şimdi diyecek ki mesela bu metinde geçen dolu dizgin ilerlemek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki hangisidir? Burada öncelikle dolu dizgin ifadesinin geçtiği yeri bulacağız. Bu bir. Sonrasında da sonrasında da burada Diyelim ki cevap B, diyelim ki cevap A veya C veya da D. Siz Caba C diyorsanız bu ifadeyi bunun yerine koyabiliyor musunuz buna bakacaksınız. Yani hem anlamca mu? ona bakacaksınız hem de zaman bir şeye ayrılan süreyi dolu, e, azaltıyor şekilde ilerliyor diyebiliyor musun? Ona bakacaksın. Şimdi bakalım. Demiş ki zaman dolu dizgin ilerliyor. Bir bakıyorsunuz seneler göz açıp kapanınca kadar gitmiş. Başladığınız işin henüz yarısına gelmemişsinizdir. Bu yüzden vakit çok önemlidir. Zamanın neden önemli olduğunu bilen bir ihtiyar Köşe başında şapkamı elimde açık tutsam da gelen geçen boş geçen zamanların için asla diyerek zamana duyduğu ihtiyacı ile getirmiştir diyor. Şimdi o zaman zaman dolu dizgin ilerliyor. Dolayısıyla burada zaman hızlı ve tedbirsiz hareket ediyor diyebilir miyiz? Evet hocam. Hayır diyemeyiz bak. Zaman hızlı hareket ediyor diyebiliriz belki ama tedbirsizlik kelimesini vermedi ki burada. Tedbirsizlikle alakalı bir şey yok. Zaman işte her anını değerlendirerek geçiyor. Böyle değil. Dolu dolu geçiyor dese olabilirdi bak. Dolu dolu geçiyor deseydi olurdu ama dolu dizgin diyor. Sadece burada hızdan bahsediyor. Bir şeye ayrılan süreyi azaltmak böyle bir anlamda yok. Zaman son hızla ilerliyor. Zaman çok hızlı bir şekilde ilerliyor diyebilir miyiz? Evet hocam. Heh, i̇şte o zaman buradaki ifade... Yani D seçeneğindeki ifadeyi buraya koyabiliyorsak... Oluyor demektir. Bizi kandırmak için bu tarz... İçinde bulunan ama aynı zamanda bulunmayan da bir ifadenin olduğu bir e, seçenek verebilirler. Sakın a burada buldum diye atlamayın. Mutlaka sabrederek yapın. Bence bu soruyu da birçok arkadaşımız doğru yaptı diyoruz. Ve hemen gelebilecek diğer bir soru tarzına geçiyoruz. Hangilerine kesinlikle ulaşılır? Hangisi kesin doğrudur? Kesin söylenebilir tarzda bir soruyu da LGS 2024'te bize soracaklar Tonguç'um. Şimdi Silifke'ye her gittiğimde bak bu seçici bir soru. Dikkatli olun arkadaşlar sizlere de söylüyoruz. Silifke'ye her gittiğimde doğduğum evi, mahalleyi ziyaret ederim ve bütün anılar geri gelir diyor. Şimdi bu cümleyi dile getiren biri için yargılarından hangileri kesin olarak söylenir? Bakın bu tarz sorular mutlaka geliyor arkadaşlar dikkatli olmanız lazım. Burada söylenebileni değil kesin olarak söyleneni bulmanız gerekiyor. Şimdi Silifke'ye birçok defa gitmiştir. Bakalım Silifke'ye her gittiğimde aklıma bütün anılar geri gelir diyorsa mahalleyi ziyaret ederim diyorsa demek ki en az iki kere gitmiş yani birden çok defa birçok defa gitmiştir diyebiliriz. Bir cevaplarımız içerisinde kesin var. Zaten A'da da B'de de C'de de D'de de biri vermiş. Bunu biri bizde yakaladı zaten. Şimdi iki mahalle yaşamından uzak kalmıştır. Şimdi mahalleyi ziyaret ederim ve bütün anlar geri gelir diyor ama şu anda da belki başka bir mahallede yaşıyor olabilir. Burada mahalle yaşamından uzak kaldığına dair bir ifade yok. Sadece doğduğu evi ve mahalleyi ziyaret edip Anılarının geri geldiğini söylemiş. Dolayısıyla mahalle yaşamından uzak kaldığım için mahalleyi ziyaret edelim deseydi iki de olurdu ama iki yok. O yüzden iki ne olduğu seçenekleri yani Bursa ve Denizli eledik. Devam ediyoruz. Geçmişini unutmak istememektedir. İşte burası dananın kuyruğunu koptu yer. Ah! Şimdi bakın buraya dikkat edelim. Silifke'ye her gittiğimde diyor. Silifke'ye gidiyor adam. Doğduğum evi mahalleyi ziyaret edelim diyor. Bütün anılar geri gelirdi. Demek ki bak. Silifke'ye gittiğinde doğduğu evi mahalleyi ziyaret etmek istemeyebilir. Doğduğu evi mahalleyi ziyaret etmezse bu sefer anıları geri gelmez. Demek ki her gittiğinde evi mahalleyi ziyaret ediyorsa ve her ziyaret ettiğinde anılar geri geliyorsa demek ki geçmişini unutmak istemiyor bu adam. Yani Silifke'ye gittiğimde bazen anılar gelir dese öyle değil. Silifke'ye gidiyorum her gittiğimde de mutlaka doğduğum evi mahalleyi ziyaret ediyorum. Ve her ziyaret ettiğimde de dolayısıyla Anılar geri geliyor. Demek ki ben anıların geri gelmesini istediği anlamını buradan çıkarabilirim. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. C seçeneğini bulduysanız gerçekten Türkçede iyisiniz demektir arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Hocam zor bir soruymuş. Evet, zor, seçici bir soru. Şimdi gelelim buraya. Nokta nokta kavramlarından hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez diyor bak, ilişkilendirilemez. Bakalım şimdi bu tarz bir soru esasında e, yazılı sorularına da verdiler buna benzer bir şeyi. Yani sözcük anlamında, cümle anlamında bazı kavramlar var. İşte gerçek anlam, meclis anlam, cümle anlamında öznel, nesnel, işte koşul cümlesi, neden sonuç cümlesi, amaç sonuç cümlesi. Bunları bilmemiz lazım ama bize bunları bazen bu şekilde kavramlar üzerinden de sorabilirler. Mesela demiş ki... Komşumuzun bahçesinde birbirinden güzel güller var. Bu bir beğeni cümlesi mi Tonguç'um? Evet hocam beğeni cümlesi. Tamam o zaman burada doğru verilmiş. Yarın ve diğer gün Vatan Caddesi trafiğe kapalı olabilir demiş. Şimdi burada ihtimal anlamı var mı? Trafiğe kapalı olabilmiş. Olabilirden dolayı çok güzel söyledin. İhtimal anlamı var denize açılan teknelerin balıkla döneceğini umuyorum diyor. Burada da bir beklenti var. Yani anlam özelliği verilmiş. Bak burada kolay bir soru sorduk esasında. Böyle bir soru gelirse sakin bir şekilde yapın diye. Doğada yürüyüş yapmak hiç bu kadar zevkli olmamıştı diyor. Şimdi bu bir varsayım cümlesi değil. Bunu neden kolay sorduk? Varsayımın ne olduğunu bildiğiniz için size kolay geliyor. Eğer varsayımın ne olduğunu bilmeseniz oturup burada dolaşırsınız sorunun içinde. Ama varsayım olmayan bir şeyi varsaymak. Tut ki, diyelim ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi cümlelerle yapılıyor. Dolayısıyla burada öyle bir şey yok. Yani diyelim ki doğada yürüyüş yapmak zevkliydi. Diyelim ki doğada yürüyüş yaptım deseydi varsayım cümlesi olurdu. Ama öyle bir şey dememiş. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Şimdi geldik başka bir soruya. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali hangisidir? Bununla alakalı 2023'te de, 2022'de de, 2021'de de sorular sordular. Bazen üç cümleyi de birleştirebiliyorlar. Buradaki taktiğimiz de şu Tonguç'cum. Mutlaka doğru cevap bulduğumuz zaman doğru cevabın içerisinde, doğru cevaba deniz dedik. Doğru cevabın içerisinde hem üstteki hem de alttaki ifadeler var mı diye bir kontrol etmemiz gerekiyor. Burası önemli. Şimdi veyahut da şöyle hızlı bir şekilde okuyup ardından da o ikisinin anlamını barındıran bir cümle bulmamız gerekiyor. Şimdi yeni cami külliyesinin içinde bulunan ve tarihi bir yapı olan Mısır Çarşısı 1664 yılında açılmış. Tamam. Kemerlerden ve kubbelerden oluşan özel bir mimari sahip olan çarşı ilk zamanlar yeni çarşı ve vali çarşı olarak adlandırılmış. Şimdi böyle bir soruyu yaparken taktiğimiz şey olacak. Hocam bize taktik gösterin. Tamam taktik gösteriyorum Tomuç. Şimdi soru karşına geldi kesinlikle ve kesinlikle ilk başta soru kökünü okuyorsun bir. Ardından soru kökünü okuduktan sonra seçeneklere geçiyorsun. A seçeneğine başlıyorsun. Diyor ki kemer ve kubbelerden oluşan özel bir mimari sahip Mısır Çarşısı. ...ilk zamanlar yeni çarşı ve valide çarşı olarak adlandırılıp 1664 yılında açılmıştır diyor. Şimdi Buraya okuduğunda diyorsun ki burada olup da burada olmayan bir şey var mı? Var. Bak yeni cami külliyesinin içinde bulunan diyor. Halbuki burada yeni cami külliyesinin içinde bulunduğuna dair bir bilgi verildi mi Tonguç? U? Hayır hocam. E, verilmediyse o zaman bu iki cümlenin birleştirilmiş hali değil. Bu iki cümlenin birleştirilmiş hali olmadığı için de A seçeneğini eliyoruz. Devam ediyoruz. İlk zamanlar yeni çarşı ve valide çarşı olarak adlandırılan. ilk zamanlar yeni çarşı ve valide çarşı olarak tamam. 1664 yılında açılan. Tamam. Tarihi yapı Mısır Çarşısı. Kemerlerden ve kubelerden oluşan özel bir mimariye sahip olup. Kemerlerden... Yeni cami kulesinin içinde bulunmaktır. Şimdi burada yeni cami kulesinin içinde bulunduğu yazıyor. Tarihi bir yapı olduğu yazıyor. 1664 yılında açıldığı yazıyor. Kemerlerden ve kubelerden oluştuğu yazıyor. Özel bir mimariye sahip olduğu yazıyor. İlk zamanlarda yeni çarşı ve valide çarşı olarak adlandırılıyor. Burada her şey var sanki. Ha, burada sanki her şey var. O zaman bunu işaretlemeyeceksin. Şöyle bir olabilir diyeceksin. Buna olmaz demiştik ya A'ya. B'ye de olabilir diyeceksin. C'ye bakıyoruz şimdi. Demiş ki özel bir mimariye sahip tarihi Mısır çarşısı ilk zamanlar kemerlerden ve kubbelerden oluşan yeni cami külliyesinin içinde bulunmuş. öyle bir şey yok. Yeni cami külliyesi ilk zamanlarda kemerlerden ve kubbelerden oluşmuyor. Yeni cami külliyesinin içinde bulunuyor. İlk zamanlarda kemerlerden ve kubbelerden oluşan şey çarşı. Dolayısıyla C'de direkt hata var yani cümle hatası var. Yeni çarşı ve valide çarşı olarak da adlandırılan ve 1664 yılında açılan Mısır çarşısı kemerlerden ve kubelerden oluşan özel bir mimariye sahiptir. Burada da yeni camiyi söylememiş hocam. Evet burada yeni camiyi söylemediği için denizde gidiyor. O zaman cevabımıza rahatlıkla Bursa seçeneği diyebiliriz. Ne yaptık? Bak soru kökünü okuduk. Hiç burayı okumadan direkt seçeneklerle başladık. Ve seçeneklerden başladığımızda da burada olup da burada olmayan veya burada olup da burada olmayan bir şey var mı diye kontrol ettik. Şimdi geldik yine gelecek olan başka bir soru tipine. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ya da söylenemez şeklinde bir soru gelecek. Şimdi burada yine çok zor olmayan ama dikkatli bir şekilde yapabileceğimiz bir soru sorduk. Dikkatli olmazsa kaçıracağımız bir soru. Şimdi burada yukarıdaki grafikte bir bölgede yetişilen tarım ürünlerinin toplam üretimindeki yıllık oranları verilmiştir diyor. Buna göre hangisi çıkarılamaz diyor. Bak olumsuz bir soru kökü var. Şimdi buradaki rakamları da şöyle biraz belli edelim. Şurada 5 yazıyor. Şu kırmızı olan 5 yeşil olan 1, işte öbür de 1. Sonra bu 08, bu 03, bu 01 şeklinde bu 23 yazıyor burada. Burada da 67 yazıyor. Tamam. Şimdi buğday, arpa, mısır, çavdar, çeltik, yulaf neyse gidiyor bakalım. Şimdi bu sorudaki taktik ne hocam? Bu sorudaki taktiğimiz şu Tonguç'um. Bana ne vermiş? Benden ne istiyor diyeceksin. Benden ne istiyor? Hangisi çıkarılamaz diyor. Bana ne vermiş? Burayı vermiş. O zaman buradaki her bilgi değerli diye bakacaksın. Başlıyoruz. Bölge buğday tarımını yapma elverişidir. Bakalım. Buğday %67'ymiş. O zaman bölge buğday tarımını yapmaya elverişi diyebiliriz. Niye? Bir bölgeyi veriyor ve %67 buğday yetiştirilebiliyorsa... ...diğerlerinden daha fazla yani arpa, mısır, çavdar, çeltik, yulaf, pirinçten daha fazla yetiştiriliyorsa... ...bu net bir şekilde burada buğdayın daha rahat yetiştirilebildiğini ve buğday tarımını yapmaya elverişi olduğunu gösterir. Çeltik ne hocam? Çeltik pirinç demek. Pirinç, çeltik benzer tarlalarda yetiştiriliyor. Ona benzer bir şey yani. Şimdi... Bölge halkının temel geçim kaynağı tarımdır. Şimdi bak buğday yetiştiriyorlar, arpa yetiştiriyorlar, mısır, çavdar, çeltik, yulaf, pirinç hepsi var. O zaman burada temel geçim kaynağı tarımdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Diyemeyiz Tonguç'um. Diyebiliriz diyorsun ama diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Şimdi böyle baktığın zaman adamlar tarımla uğraşıyormuş gibi duruyor ama bu belki de tarımdaki oranlarını gösteriyor. Belki de adamlar turizmle geçiniyor. Belki sanayileri gelişmiş. Belki hizmet sektörleri gelişmiş. Yani adamların kazandığı tüm para bu diyelim ki. Kazandığı paranın içerisinde tarım şu kadarcık bir şey. Bize de bu tarımı alıp burada gösteriyor belki de. Yani bu kadar paranın 167'si bu da yüzde falan filan diye gösteriyor. Yani esas parayı belki de turizmden, sanayiden kazanıyorlar. Dolayısıyla senden ne istiyor çıkarılamaz diyor. Sana ne vermiş bunu vermiş. Sana verdiği şeyle değil sen de kendi kafandan yorum yapıyorsun. Diyorsun ki o zaman burada tarım... Hayır. Bu verilmediği için bu çıkarılamaz. Net bir şekilde doğru cevabımız bey. Ama diğerlerine bakalım. Bölgede arpa mısırdan daha çok yetiştirilmektedir. Evet arpa, turuncu, mısır, kırmızı. Evet turuncu, kırmızıdan daha fazla. Zaten 5 biri 1. Bir. Alttaki renkli kutucuklar en çok üretilen üründen en az üretilen ürüne doğru sıralanmıştır. Doğru. Mavi, sarı, kırmızı böyle gidiyor. Gerçekten bunlar da küçüldükçe bu da buraya göre sıralanmış oluyor. Bu da doğru bilgi. Yani esasında sen sana verilene göre hareket edersen sorunun cevabını bulabiliyorsun. LGS'de çıkmış örneklere baktığımızda hep bu şekilde sorulduğunu görüyoruz. 2023'te de 2022'de de mutlaka bu konudan en az iki soru geliyor arkadaşlar. Bakın bu bir grafik veya resim görsel yorumlama sorusu. Bu da yine bir daire grafiği sorusu. Bu da yine bir tablo grafiği sorusu. Böyle bir soru gelecek. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Asıl anlatılmak istenen hangisidir? Yine böyle bir soru da gelecek. Yani paragraftaki ana düşünce sorusu. Bu tarz sorularda yapmamız gereken şeyi söylüyorum taktiğimiz. Mutlaka son cümlelere ve aynı zamanda hatta şöyle göstereyim şuraya yazayım bak. Bunu ana düşünce sorularını gösteriyoruz. Size i̇şte böyle bir metin verecek. La 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 diye gidecek 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 gidecek. gidecek. Sonlara doğru da ana düşünceyi verecek. Ama ana düşünceyi vermeden önce bizim için bazı anahtar sözcükler var. O sözcüklere dikkat etmemiz lazım. Mesela kısacası diyecek, özetle diyecek, yani diyecek, bundan dolayı diyecek, sonuç olarak diyecek veya oysa, ama, lakin, fakat, yalnız, ancak deyip bir şekilde bize ana düşünceyi verecek. Dolayısıyla son cümlelere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi o zaman sorumuza geri gelelim. Demiş ki bu metinde asıl anlatılmak sene aşağıdaki hangisidir demiş. Burada soru kökünü okuduk bir. Ardından da paragrafımıza geçiyoruz. Birçok yerde farklı sayılarla anlatılan Thomas Edison'un hikayesi pek meşhurdur. Ancak 999 denemeden sonra akkor adlı maddeyi bularak ampul yakmayı başaran Edison arkadaşları sorar. Bin kere denedikten sonra bulmak vaktini aldı herhalde. 999'u boşa gitti. Edison müthiş bir cevap verir. Tam aksine araştırmalarım neticesinde ampulü yakmaya götüren 999 yol buldum. He, şimdi yani 999 defa yaptığı hatayı esasında kendisini doğruyu bulmaya götüren bir yol olarak görüyor. Zaten bizler de size e, bu LGS sürecinde benzer şeyi söylüyoruz. Denemelerde yaptığınız hatalar esasında sizi yüceltecek, sizi iyi yerlere getirecek. Bu da onun gibi bir şey. Yani yaptığınız hatalar Sayısı kazanacaksınız. Bu adam 999 hata yapmış buna getirecek diyor. Neyse uzatmayalım. A. Başarı yolunda ilerlemek isteyen... Kendisine yöneltilen eleştirilere kulak tıkamalıdır. Şimdi Eleştirilere kulak tıkıyor ama burada asıl anlatılmak istenen bu değil gibi. Zaten asıl anlatılmak istenen nedir dedikten sonra altında çizmesi bunu gösteriyor bize. Hatalar başarıyı öğreten yollardır. Olabilir bak burada bir yol kelimesi var. Şimdi burada size taktiği veriyorum arkadaşlar dikkat dinleyin. Doğru cevaba yaklaştığınızı hissettiğinizde doğru cevabın içerisine geçen bazı kelimeler zaten paragrafın içerisinde de geçer. Bak hatalar başarıyı öğreten yollardır ampülü yakmaya götüren 999 yol buldum. Yani buradaki yol ifadesi sizi birazcık rahatlatmalı. Demelisiniz ki evet, adam bir sürü hata yaptı, 999 hata yaptı. Sonra başarıya ulaştı, ampülü buldu. Bunların da yol olduğunu söylüyor diyerek zaten zihniniz yakaladınız ama bir de kelimelerle sağlamasını yapabilirsiniz. Devam edelim. Başarıyı getiren çok çalışmak değil, devamlı çalışmaktır. Burada devamlı çalışmaktan bahsetmiyor. Hatalardan vazgeçmeyin diyor. İnsan beyni neye inanırsa onu gerçekleştirir. Doğru ama burada ondan bahsetmiyor. O yüzden cevabımız Bursa. Kolay bir soru ama bizim burada anlatmak istediğimiz şey şu taktik arkadaşlar. Son cümlelere dikkat ediyorsunuz. Doğru cevabı işaretledikten sonra doğru cevabın içerisine geçen anahtar kelimeleri metnin içerisinde varsa sağlamasını yapmış oluyorsunuz. Geldik buraya. Dil ve anlatım ile ilgili hangisi söylenemez tarzında bir soruda yine gelecek. Şimdi demiş ki hangi söylenemez? Burada arkadaşlar size bazı taktikler vermek istiyorum. Hocam ne olur bize taktik verin. Taktiklerin birincisi şu. Öncelikle bazı şeyler var mesela. Üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır. Veya işte ne bileyim tanık gösterme yapılmıştır. Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır. Karşılaştırma cümlesi vardır. Bunlar esasında direkt hemen kendini teslim eden şeylerdir. Mesela eğer sana demiş ki olay üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır diyor ya. Bak burada e, yürüyor, işte e, taşıyor, düşüyor, ayrılıyor, üzülüyor e, veyahut da e, hafif kanıyor demiş. Bunların her biri üçüncü kişi ağzı. O onun ağzı kanıyor. işte onun o yürüyor, o düşüyor diyor. Dolayısıyla o diyorsa veya onlar diyorsa üçüncü kişi ağzından anlatılır Bazen sorularda şöyle yaparlar. Böyle uzun bir paragraf verirler. Olay birinci kişi ağzından anlatılmış deyip bunu da A seçeneği değil de D seçeneğine koyarlar. Sen şimdi A'da bir şey bulmaya çalışırsın. B'de bir şey bulmaya çalışırsın, C'de bir şey bulmaya çalışırsın. Sonra D'ye gelince bir bakarsın ki olay birinci kişi ağzından diyor ama halbuki olay üçüncü kişi ağzından. Dolayısıyla seçeneklerde üçüncü kişi, birinci kişiyi gördüğün zaman hemen şöyle bir bak bakalım. Gerçekten üçüncü kişi mi, birinci kişi mi? Eğer burada yürüyorum, işte düşüyor, taşıyorum, ayrılıyorum, e, dizim kanıyor gibi ifadeler kullansaydı bu birinci kişiydi. Direkt hemen A'yı bulur, işaretler derdik. kardeş bu zaten birinci kişi anlatımı. Sen niye üçüncü kişi ağzından diyorsun? Ama burada zaten üçüncü kişi ağzı anlatımı olduğu için A'ya koymuş, burada rahat adam. Şimdi bunu geçtik. Sonrasında demiş ki betimleyici sözcükler kullanılmış. Yani burada üçüncü kişi var. Tamam. Betimleyici sözcükler kullanılmıştır. Betimleyici sözcük ne demek hocam? Betimleme demek. Yani mesela ben sana şu kalemi betimle desem siyah bir kalem, üzerine sarı renk tonu çözüyor, uzun bir kalem, yeni bir kalem, güzel bir kalem gibi ifadeler kullanırsın. Senin gözünde bir şeyler canlanıyorsa Tonguç'um bu betimleme demektir. Küçük kız diyor bak. Küçük bir kız canlanıyor mu gözünde? O zaman bu betimleme. Koşar adım yürüyor. Beyaz sandaletler var. Bak sandalet canlanıyor ama beyaz olduğu da canlanıyor gözünde sarı sapsarı bir kavun taşıyor. Kavun var ama sapsarı olduğu canlının gözünde. Ee, fakat sandaletin aniden ayağından fırlamasıyla yere düşüyor. Uzağa savrulan kavun parçaları ayrılıyor. Kız en çok ona üzülüyor. Dizi hafif kanıyor. Bak kanayan bir diz. Fakat bir salyangozun ağaçta süzülmesi gibi beyaz sandaletine akan kan umurunda bile değil. Onun aklı kavunda bak. Salyangozun ağaçta süzülmesi gibi derken burada aynı zamanda ne yapıyor Tonguç Elhan'ı Benzetme. Harikasın bak. Gibi edatın olduğu yerlerde biz benzetme var diyorduk ki zaten ...benzetmeyi de eklemiş buraya. Benzetme yapılmıştır. Betimleyici sözcükler de kullanıldı. Nereden biliyoruz? Beyaz sandaletler, sapsarı kavun, ...küçük kız. Bunlar da betimleme. Burada betimleme demez de der ki şöyle der mesela... İşte görsel ögeler kullanılmıştır... ...veyahut da gözleme dayalı bir anlatım yapılmıştır. Bakın burada gözleme... ...dayalı derse... ...gözleme dayalı anlatım derse bu da yine benzer bir şey oluyor. Niye? Görüyor gözüyle ve bize onu aktarıyor. Demek ki bu burada bir gözlem olduğunu... ...bir betimleme olduğunu gösterir. Tanık göstermeye başvurulmuştur. Tanık gösterme önemli bir kişinin sözünün tırnak içinde aktarılması, alıntı yapılması. Burada herhangi bir kişiyi anlattıklarına destek olmak için o kişinin sözüyle burada paylaşmadı bize. O zaman tanık gösterme yok diyebiliriz. Bu da yine kolay bir soruydu esasında. Amacımız zaten size balık vermek değil... Balık tutmayı öğretmek olduğu için devam ediyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter. O da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Bu soruya verilmiş bir cevap olamaz. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Bu tarz sorular esaslı anlam bilgisi sorusudur ama birazcık uzun yaparlar bu soruları. Sakın sakın korkmayın. Esasla dikkatli bir şekilde yaptığınızda cevabı çok mintoş, çok kolay sorulardır. Şimdi aşağıdaki metinlerden hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz demiş. Tamam. Yaşlanınca vücudumuza ne gibi fiziksel değişiklikler olur demiş. Bakalım. A. Cildimizin yapısı da kan damarları diye başlıyor. B. Kulaklarımıza ve burnumuza kıkırdak adı verilen esnek dayanıklı ve damarsız bağ dokusan bolca bulunur. Yine bir fiziksel özellikten bahsediyor. Araştırmalar kişiliğin yaşla birlikte belirgin bir şekilde değişmediğini ve dışa dönüklük, içe dönüklük, duygusal denge, gelişim açıklık, uyum ve güvenilirlik gibi kişilik özelliklerinin sabit kaldığını göstermektedir. Genel kanı kişinin yaşandıkça daha cömert, sıcak ve yardımsever oldukları ancak yeniliklere karşı ilgilerini kaybettikleri yönündedir diyor. Şimdi burada fiziksel bir özellikten bahsetti mi Tonguç'um? Hayır hocam. Bahsetmediyse cevapçı olabilir. Şimdi burada kulaklarımız dedi, burada cildimiz dedi. Burada saç tellerimiz dedi. Yani esasında A'da, B'de ve D'de daha ilk kelimelerden insanların fiziksel değişimden bahsettiğini görebiliyoruz. C'yi de bütünüyle okuduğumuzda ruhsal bir olaydan bahsediyor. Yani iç dünyasından bahsediyor. O yüzden cevaba C diyebiliriz. Fakat şimdi bu soruyu doğru yaptıysanız alkışlıyoruz. Tamam ama burada size ne yaparlar biliyor musunuz LGS'de? Bu kadar net bir şekilde sordularsa eğer burada kişiliğin diye başlar Kişiliğin yaşla birlikte belirgin bir şekilde değişmediğini ancak kişiliğin insanın dış görünüşüne etki ettiğini... ...ve buna bağlı olarak da fiziksel olarak insanlar işte saçına, sakalına, boyuna, kilosuna daha fazla dikkat ediyor gibi şeyler söyleyebilir. Ve bu yüzden de fiziksellikle alakalı bilgileri ard arda dizebilir. Yani başta böyle kişilikle bahsediyormuş gibi başlar sizi tongaya düşürebilir. Ben bu yüzden bu soruyu buraya aldım. Yani böyle çok net bir şekilde veredebilir. İşte cildimizin yapısı der ha, sen bu fiziksel değişim. Kulaklarımız zara fiziksel değişim kulaklarımız ve burnumuz deyip son ardından ruhsal bir şey de geçebilir. Veyahut da kişilik deyip ardından fiziksel bir şey de geçebilir. Dolayısıyla burada benim yaptığım gibi en baştaki kelimeyi okuyup sakın geçmeyin. Mutlaka bütün seçenekleri de okuyun arkadaşlar. Burada size verebileceğim en önemli taktik budur. Hiçbir şey sorularda fazladan konulmaz. Mutlaka bir sebebi vardır. Her bir soruda sizleri bir şekilde bütününü okumuş mu okumamış mı? Dikkatli mi değil mi diye sorgularlar. Ha soru uzunsa genelde kolay olur onu da söyleyeyim. Şimdi geldik başka bir soruya. Boş bırakılan yere mantık akışına göre hangisi getirilebilir? Bu da bir yapı sorusu. Bakalım. Şimdi yapı sorularında ilk ifade çok önemli. Çok güzel söylediniz demiş. Mesela çünkü deseydi burada niçinli bir soru olurdu? Onun cevabı olurdu. Burada ise çok güzel söylediniz dediğine göre adamın söylediğini teyit eden bir ifade gelmesi lazım. Şimdi çok güzel söylediniz. derse çocuğun gözüyle anlatmak gerek. Bilgiyi onların dinle indirebilirsek çocuklar tarafından kabul görürüz. Bilgi herkes için bilgidir ama bir de bilginin algılanma durumu vardır bilgiyi çocuğun algılayabileceği seviyede vermek gerekir demiş. Şimdi bu karşılıklı konuşmada boş bırakan yere hangisi getirilirse metin anlam bütünlüğü sağlanmış olur demiş. Şimdi kanaatimce öğretmen çocuğa vereceği bilgiyi onun düzeni indirgemeli. Aa bu olabilir bak. Onların dinle indirebilirsek, onun gözüyle anlatırsak, e, algılama durumunu iyi ayarlarsak diyor. Bu olabilir. Sanırım üniversite bitirmiş her insan öğretmen olamaz. Bu olmaz. Farz edelim ki siz öğrencisiniz. Bir öğretmen neler dikkat edersiniz? Çok güzel söylediniz olmaz. Burada soru soruyor. Çok güzel söylediğiniz diyecek bir şey olamaz bu. C hiç olmaz. Zannederim öğretme isteği küçük yaşlarda ortaya çıkar. Çıkıyor demiş. Çok güzel söylediniz. Dedikten sonra bununla alakalı bir şey söylemiyor. Demek ki çok güzel söylediğiniz ifadesinden sonra adamın söylediğiyle bağlantılı bir şeyler söylemesi lazım. O da yine A seçeneğinde olduğu için cevabımız A. Burada yine çok zorlamayacak bir soru koyduk arkadaşlar. LGS'ye az bir zaman kaldığı için böyle sizi çok da fazla stres sokmak istemiyoruz. Ancak şu çok önemli. Buradaki vereceğimiz taktik ilk ifade dikkat edeceksiniz. Evet diyorsa hayır diyorsa çünkü diyorsa burada bir soru vardır. Mı'lı mesela geldin mi evet çalıştın mı hayır gibi ifadeler evet hayırlı cevaplar gerektirir. Çünkü diye başlıyorsa niçinli bir soru gerektirir. Burada ise çok güzel söylediniz diyor. Demek ki soru sormamış o yüzden mesela C'yi elemeniz gerek. Geldik başka bir soru tarzına. E, bu bilgilere göre hangisine ulaşılır? Bu da direkt sözel mantık sorusu. 2023'te de sordular. 2022'de de sordular. Sormadıkları sene yok. Bu sene de yine gelecek. O yüzden hazırlık olmamız lazım. Şimdi bakalım bu soruya. Diyor ki Kıvanç Cansu Eser, Murat ve Ceyda isimli öğrenciler okulun bahçesine kavak ve çam fidanı dikmiştir. Öğrencilerin diktikleri fidanlarla ilgili bilinenler şunlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kavak fidanı diktiği kesindir diyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar her zaman verdiğimiz bir taktik vardı. Yani Burada bahsedilmeyen isim doğru cevap olur diyor. Fakat şimdi o tarz saklıkların olmayacağı soru gelebileceği için bu soruyu normal bir şekilde çözmemiz lazım. Şimdi bir kere en önemli taktiğimiz neydi? Her şeyi uzun uzun yazmıyorduk. Kısaltmış bir şekilde yazıyorduk. Mesela kıvanç'a kıvanç. Cansu'ya cansu yazmıyorduk. Buraya K yazıyorduk. İşte buraya C yazıyorduk. Buraya E yazıyorduk. Buraya M yazıyorduk. Buraya da C yazıyorduk. Yani i̇simleri bu şekilde kısaltıyorduk. Bir de bir tablo oluşturmamız gerekiyordu. Şimdi her bir öğrenci bir harfiden dikmiştir. Tabloyu oluştururken de beş tane isim var, iki tane ağaç var. O zaman iki tane üzerine ekmek daha mantıklı diyorduk. Yani mesela şöyle e, nasıl yapalım mesela şuraya çam yazalım tamam mı? Çam var, üç tane çam, iki tane de kavak var, kavak yazalım. Çam ve kavak yazdıktan sonra da beş tane kişi var ya şöyle çiziyorum. İşte Kıvanç, Murat, Cansu, Eser, e, Ceyda. E, ne oldu? Kıvanç, Cansu, Eser, Murat, Ceyda tamam. Bunlar bitti. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yazalım. Kıvanç, Cansu, Eser Murat Ceyda. Burada sonra tabloyu yerleştirmeye başladık. Demiş ki her öğrenci birer fidan dikmiştir. Burada hiçbir şey yerleştiremezsin. Niye? Çünkü şu anda hiçbir şey yerleştiremezsin. Kim nereye diktiğini neye diktiğini bilmiyoruz. Öğrenciler bahçeye 3 çam 2 kavak fidan dikmiştir. Tamam. Murat ve Ceyda aynı türden fidan dikmiştir diyor bak. Murat ve Ceyda aynı türden fidan dikmiştir. Şimdi Murat ve Ceyda aynı türden fidan diktiyse 2 çam Diken Murat ve Ceyda olabilir. Yani üç camdan diken, ikisini diken Murat ve Ceyda olabilir. Ya da iki kavağa da Murat ve Ceyda dikmiş olabilir. Bilmiyoruz. Kıvanç ve Cansu'nun diktiği fidanların türleri birbirinden farklıdır diyor. Aa, o zaman burada şöyle bir şey oluştu. Bileceğimiz bir şey varsa. Birincisi. Murat ve Ceyda diyelim ki kahverengiyle gösterelim. Murat ve Ceyda sınavda da farklı renk olmayacağı için... Şöyle e, nokta nokta yapabilirsiniz Mesela Murat ve Ceyda aynı türden fidan dikmişti ya Murat ve Ceyda'nın e, Çam diktiği bir şey düşünelim Murat ve Ceyda'yı bak Murat'a çam yazıyorum Ceyda'ya da çam yazıyorum tamam mı Ardından da e, Kıvanç'a Cansu farklı şeyler dikmişti ya Kıvanç'a da çam yazıyorum Dolayısıyla Cansu'ya kavak kalıyor Esere ne kalıyor? Esere de kavak kalıyor Çünkü herkes bir tane dikebiliyordu Buraya üç yapamıyoruz buraya da esere de kavak kalıyor Bu şimdi birinci ihtimal yani Murat ve Ceyda aynı türde fidan dikmişti. Cansu ve Kıvanç. Farklı diktikleri için Kıvanç'a çam verdim. Cansu'ya e, kavak verdim. E geriye de bir tek eser kaldı. Şimdi bize ne soruyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kavak fidanı diktiği kesindir diyor. bak. Kavak fidanı diktiği kesindir. Şimdi Cansu'nun kavak fidanı diktiği kesin değil. Niye? Çünkü e, Cansu bu tarafta olabilirdi. Yani Cansu 3 tane çamdan birini diken biri olabilirdi. Bu sefer e, kavak fidanı Kıvanç'a kalırdı. Ama ne oldu? Biz böyle yaptığımız için kesinlikle kavak fidanı Kıvanç ya da Cansu Diker diyemeyiz. Peki gelelim buraya. Murat ve Ceyda aynı türden fidan dikmişti ya. Şimdi Murat ve Ceyda aynı türden fidan diktiyse burada da yine iki ihtimal var. Murat ve Ceyda aynı türden çamla dikebilir. Aynı türden kavak da dikebilir. E o zaman burada yine bir çelişki var. Ama eser her türlü arkadaşlar kavak fidanı dikiyor. Niye? Çünkü buraya geldiğinde de buraya geldiğinde eser o iki tane çam fidanı şey, iki tane kavak fidanı diken yerde kalıyor. Sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Burada ne demiş? Murat demiş. Ceyda demiş. Kıvanç demiş. Cansu demiş. Kıvanç var. Cansu var. Murat var. Eser yok. O zaman eser burada var diye yapan arkadaşlar görüyorum ben. Bu taktiği yapmayın arkadaşlar. Mutlaka tabloyu çizin ve ardından soruları çözün. Bu tarz taktiklerle ilerlediğiniz zaman LGS'de bazen öğrencileri ters köşe yapmak için yeni orijinal sorular sorabiliyorlar. Soruları okumadan sakın sakın yapmaya çalışmayın. Ben burada o vurguyu yapmak istedim. Geldik başka bir soruya. Dil bilgi sorusuna. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil vardır diyor. Belki sıfat fiili soracak. Belki isim fiili soracak ama biz zarf fiil sorabilir diye düşünüyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Taktiğimiz neydi? Mutlaka mutlaka şöyle bir tablo çizecek olursak. Cümlenin içerisinde temel öge olan yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra Geriye kalan sözcüklerden arkadaşlar geriye kalan sözcüklerden olumsuzluk eki alabilen yani mame eki alabilen ifadelere dikkat ediyorduk. Mame eki alabilen ifadeler bize filmsi buldurabiliyordu. Ama bu her zaman değil. Bazen içeride başkadan fazlan bir fiil olabiliyordu. Yani birden fazla yüklem olan cümle olabiliyordu. Bazen sesal ifadeler gelebiliyordu. Ama yine de biz çoğunlukla mame eki alan ifadelerin filmsi olduğunu görüyorduk. Şimdi Sosyal medya çıktı son zamanlarda. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Çıktı. Tamam. Şimdi yüklemi bulduktan sonra çıktı işaretledim ben. Geriye kalan kelimelerde mameki alanlara bakıyorum. Mameki alan var mı? Yok. O zaman bu cümlede filmsi bile yok. Bırak zarf film. Ha bir de sorularda üstte bir bilgi verir. Bu bilgiyi okuyabilirsiniz. Okumayabilirsiniz. Okumaya da bilirsiniz. Okursanız... Dikkatiniz dağılıyorsa buraya okuyunca acaba böyle bir şey mi bulmam gerekiyor deyip dikkatiniz dağılıyorsa hiç okumayın. Ama dikkatiniz dağılmıyorsa sadece böyle bir bilgi tazelenmesi yapıyorsa okuyabilirsiniz. Onu söyleyelim. Paylaşım siteleri denince en küçük çocuk biliyor artık. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Biliyor. Tamam, biliyor da o zaman için aldım. Geriye kalan kelimelerde yine maminekine bakıyorum. Paylaşım siteleri denince denmeyince. Ha, bak burada denince bir zarf fiil. Zarf fiili bulduk. Fakat burada şu çok önemli. Zarf fiiller aynı filmler gibi yüklemden sonra maminek alan kelimelerdir ama bir de bunların bir özelliği daha var. Zarf fiiller nasıl sorusuna cevap verirse Durum anlamı katar, ne zaman sorusuna cevap verirse de zaman anlamı katar. Mesela koşarak gitti dediğinde durum anlamı katmış olur. Niye? Nasıl? İşte ee, ders bitince dışarı çıkarız diyor. Ne zaman? Ders bitince o zaman da ne zaman sorusuna cevap vermiş olur. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı kattığını, ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı kattığını mutlaka aklınıza bulundurmanız lazım. Şimdi buraya geri geliyorum. Burada o zaman soruyorum sana Tonguç'um. Cevap bulduk. Cevap bursa artık. F zarf fiil burada. Ama burada sence zaman anlamı mı katmış yoksa durum anlamı mı katmış? Zaman anlamı. Harikasın zaman anlamı. Ne zaman en küçük biliyor? Paylaşım siteleri denince. Yani denince. ince iki zarf fiildir ve zaman anlamı katar. Diğerlerini kontrol edelim. Eski sitelerimizde ise tıklamaktan fazlasına ihtiyaç duyardık. Derdimizi anlatabilmek için. Şimdi ihtiyaç duyardık yüklem. Anlatabilmek isim fiil. Tıklamak isim fiil. Çünkü İsim fiillikleri neydi sonuç herhalde benim? Ma-ış-mak. ma ışmaktı ma -ış Burada tıklamak isim fiil. Anlatabilmek isim fiil olduğu için bu da gittim. O zaman cevap hala zarf fiil olduğu ee, Bursa seçeneği. Burada zaten fiilimsi yoktu. Burada isim fiiller var. İki tane isim fiil var. İf diye yazdım. Kafa dengi arkadaşlarımız şimdiki favori grupların yerine geçerdi. Şimdi yerine geçmek yüklem. Burada fiilimsi var mı sence Tonguç'um? Ben bulamadım hocam. Evet ben de bulamadım. Çünkü mamenki alabilen bir kelime yok. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Şimdi burada arkadaşlar yine çok zor olmayan bir soru örneği sorduk. Yani filmlerde de yapın hatırlayın istedik. Ama burada kesin olan bir şey varsa şuna dikkat edin. Yüklemi bulduktan sonra olumsuzluk iki alabilen kelimelere lütfen dikkat edin hepsi fiilimsi anlamına gelmeyebilir. Şöyle bir kontrol edin yani böyle fiil de olabilir. Mesela bak burada biliyor cümlenin ortasında, ihtiyaç duyar cümlenin ortasında. Yanlışsa sen buna yüklem dersin buna fiilimsi deme yani dikkat edin. Şimdi geldik yazım yanlışına. Yazım yanlışından da %100 sınavda çıkacak. Hemen gelin yazım yanlış sorusunu beraber çözelim. Şimdi aşağıdaki cümlelerden hangisi de bir yazım yanlışı yoktur demiş. Bakalım. Türk Dili Dergisi'ndeki yazıları severek okurdum. Şimdi dergisindeki yanlış yazılmış. Bu normalde böyle kesme işaretine falan ayrılmasına gerek yoktu. Burada hata var. 23 Nisan Çocuk Bayramı her yıl neşeli kutlanır. Burada da Çocuk Bayramı'nın Ç'sini B'sini küçük yazmış. Burada hata var. Mehmet Efendi'nin sözlerini can kulağıyla dinledim. Burada sence hata var mı Tonguç? Efendi'nin E'si büyük olmalı. Harika. Mehmet Efendi. Bak burada bir lakabı var. O zaman E'si büyük olmalıydı. Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ilgili bir yazı yazdı demiş. Şimdi Türklerinin yazımında bir hata yok. Çünkü Türk kelimesi ler diye yapım, almış. Yapım aldıktan sonra ekleri kesme işaretleri ayırmıyoruz. Yani şöyle diyelim ki Türk dedik. Türkçe dedik ayırmıyoruz. Türkçenin dediğimizi de ayırmıyoruz. Sakın Türkçenin ifadesini şöyle zannedip Türkçenin zannedip aa bunu da böyle ayırayım demeyin. Bu hatalı olmuş oluyor. Doğrusu bu şekilde. Burada herhangi bir şekilde kesme işareti ayırmaya gerek yoktu. Ama Anadolu'yu ayırabiliriz. Niye? Çünkü Anadolu kelimesi şu anda hala duruyor. Anadolu'lu dememiş mesela. Dolayısıyla burada Anadolu kelimesine, birleşik kelimeye Çekim eki gelmiş. O yüzden burada kesme işareti ayırmakta bir hata yok. Diğerlerinde de bir hata yok. O yüzden cevabımız denizli. Yazım hatası olmayan seçenek D seçeneği. Geldik noktalama işaretleri sorusuna. Buradan da LGS'de %100 soru gelecek arkadaşlar. Sonlara doğru bu iki soru gelecek. Hemen bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Evimi sahil kasabası küçük kulübemi çok özledim diyor bak. Evimi özledim sahil kasabasındaki küçük kulübe mi? Şimdi bu bir ara söz. Ara sözlerin başına ve sonuna kısa çizgi koyabiliriz. Ara sözlerin başına ve sonuna virgül koyabiliriz. Burada kısa çizgi koymuş. Cümlenin sonuna da nokta koymuş. Burada bir yazım hatası, noktalama hatası yok. Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'den daha susudur. Şimdi burada kesme işareti ayırmış. Cümlenin sonuna nokta koymuş. Buraya noktalı virgül koymuş. Çünkü özneyi vurgulamak istemiş. Yani Akdeniz virgül Ege Denizi virgül deseydi o zaman kafa karışırdı. Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz'den daha tuzdur. Kim daha tuzdur? Adriyatik Denizi mi yani neresi? Akdeniz Ege'den, Marmara'dan, Karadeniz'den daha tuzlu olduğu için Akdeniz özne olduğu için buraya noktalı virgül koyarak bunu ayırdı yani. Dedi ki Akdeniz'de de özne dedi o noktalı virgül var dedi. Diğerleri işte falan dedi. Dolayısıyla noktalı virgül virgülün daha karizmatiği, daha güçlüsü. O yüzden buraya koyduk bu da doğru. Mavi Meriç Yeşilarda Geçen günü hatırlar da, çağlayıp ağlar baharda, hıçkırırlar için için dizelerini sınıfta okudum diyor. Şimdi bu cümlenin son nokta gelmiş, burada bir sıkıntı yok. Şairin dizelerini tırnak içinde almış, burada bir sıkıntı yok. Ee, satırların arasına eğik çizgi koymuş, yani mısraların arasına, şiirin dizelerinin arasına, burada bir sıkıntı yok. Ee, aynı zamanda dizeler bitikten sonra nokta koymuş, burada bir sıkıntı yok. Mavi meriç yeşilerde eş görevli sözcükler arasına virgül koymuş, burada bir sorun yok. Devam edelim. Seçici bir soruymuş hocam. Evet bu biraz dikkat gerektiren bir soru. Bu akşamki maç saat 20'de başlayacak ve televizyonda naklen yayınlanacak. Cümlenin sonuna noktamızı koyduk. Tamam güzel. Bu akşamki maç saat 20'de başlayacak derken bunu ayırmasa doğru ama saatlerde iki nokta değil nokta olmalıydı. Burada yazım hatası daha doğrusu noktalama hatası olmuş. Şöyle demesi lazım. Saat pardon ben yanlış yazdım bir anda. Saat 20'de demesi lazım. Saatlerde nokta koymamız gerekiyor Tonguç'um. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği. Şimdi esasında bunlardan başka soruda gelecek tabii ki. Burada size e, son bir bonus anlatım bozukluğu soru soracağım. Bunun da sebebini söyleyeceğim neden sordum. Şimdi gördüğünüz gibi anlamla bilgisiyle alakalı sorularımız var. Onları sorduk zaten. Kesin ulaşılabilir dedik. Bak bu da var aynı şekilde. Aynı zamanda anlatılmak istenen son cümlelere dikkat edin dedik 2023'te. Anlatım biçimleri sorusunu sorduk. Yani ee, anlatımla alakalı, saptamalar, gözlemler, aynı zamanda Sözel Mantık sorusu gelir dedik. Tablo görselden en az 3 soru gelecek grafikten. Biz bir tane soru sorduk, daha fazla vaktinizi almayalım diye. Yazım gelecek dedik, noktalama gelecek dedik, dil bilgisi gelecek dedik. Bunları da paylaştık. Bu sene arkadaşlar size anlatım bozukluğu ile alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü yazılı sorularında şöyle göstereyim. Şimdi bak. 3, 4, 5. 5 soru burada. 5 de soru burada? 10. 4 soru da burada ekledik. 14 soru. En az anlam bilgisayarıyla alakalı 14 soru bekliyoruz. Zaten LGS Türkçe eşittir anlam bilgisayarı. 14 sorudan sonra yazım kuralları 15. Noktalama işaretleri 16. E, filmsi gelir dedik 17. Şimdi geriye kalan sorularda hepsinden birer tane soramaz. Dolayısıyla bunlardan mesela diyelim ki fiil çatısından soru gelmeyebilir. Ya da cümle türlerinden soru gelmeyebilir. E, cümle ögelerinden soru gelmeyebilir. Fakat biz bunların her birini size detaylı anlatımda gösterdik. Detaylı Türkçe'de. Hızlı Türkçe'de de gösterdik. Son dünyanın en verimli canlı da bir kez daha göstereceğiz. Siz bunların hepsine çalışınız. Ben bu sene şöyle bir şey düşünüyorum. Anlatım bozukluğu ile alakalı da soru gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden size bir anlatım bozukluğu sorusu hazırladım. Anlatım bozukluğu ile alakalı geçmiş yıllardaki sorulara baktığımızda... Şurada hemen o sayfayı da bulayım. Nerede? Ha burada. Önümdeymiş ben de arıyorum. Bakın 2018'de 2019'da sormuş... 2022'de de sormuş. Yani Dil bilgisinin sorulmadığı senelerde zaten soramamış ama dil bilgisinin sorulduğu senelerde de ısrarla sorduğu konulardan biri. Ve bu seneki yazılı provalarında da vardı. Yani yazılı senaryolarında da vardı milletim Bakanlığı'nın yayınladı Hem örnek sorularda hem ortak senaryo 1'de, senaryo 2'de bütün yayınlarda vardı. Dolayısıyla yani bütün milletimin kitaplarında vardı. O yüzden anlatım bozukluğuyla alakalı seçici bir soru koydum. Bu soruyu da yapabiliyorsanız artık Türkçe'de çok iyisiniz demektir. Bakalım. Kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm. Şimdi Burada anlatım bozukluğu yok gibi duruyor. Evet hocam yok gibi. Tamam. Ben çok sevdiğim peynirli pide. O ise mercimek çorbası içti. Seni çok sevdiğini ve her konuda destek olmak istediğini söyledi. Senin de onu çok özlediğini biliyorum demiş. Şimdi baktığın zaman cümlelerin hiçbirine bozukluk yok gibi duruyor. Ama anlatım bozukluğunun bir mantığı var. Hatırlarsan eğer yapısal dil dayalı bozukluksa iki salla bir bağlı yöntemini uyguluyorduk. Eğer anlama dayalı bozukluksa da dikkatli bir şekilde gözlerimizi dört açıyorduk ve böyle bak, bakıyorduk dikkatli bir şekilde. Şimdi Kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm. Cümlese bozukluk var. Burada anlam belirsizliği. Bak, yazıyorum buraya altına. Anlam belirsiz. Bazı arkadaşlar cevabı şu anda bulmuş bile olabilirler ama ben yine de devam ediyorum. Anlam belirsizliği var. Nedir? Senin kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm. Yoksa onun kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm. Yani kimin kardeş? Senin kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm demesi lazımdı. Veyahut da onun kardeşini dün akşam yemekhanede gördüm demesi lazımdı. Biz şu anda bilmiyoruz. O yüzden burada başına senin mi? onun mu gelebileceği için burada bir anlam belirsizliği var diyoruz. Devam ediyoruz. Ben akşam ben çok sevdiğim peynirli pide o ise mercimek çorbası içtim. Şimdi virgülün olduğu yerlerde dikkatli olmamız gerekiyordu. Bak o mercimek çorbası içti diyebilirsin. Peki ben ne içtim? Ben peynirli pide içtim. Olmuyor bak. Ben çok sevdiğim peynirli pideyi yedim. O ise mercimek çorbası içti lazım. Burada da yüklem eksikliği var. Yani virgülün öncesine sağla bir bağla yaptığımızda yüklem eksikliğini görüyoruz. Yani ben çok sevdiğim peynirli pide içtim. Oluyor, olmuyor. Seni çok sevdiğini ve her konuda destek olmak istediğini söyledim. Şimdi burada da yine V var. V'nin olduğu yerde iki ileri bir geri dikkatli olacağız. Seni çok sevdiğini söyledi. Burada bir sıkıntı yok. E seni her konuda destek olmak istediğini söyledi. Seni destek olmak istediğini mi? Sana her konuda destek olmak istediğini. O zaman burada da yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tüm eşeklik var. O zaman burada da yazıyorum buraya 3'e. Yer tamlayıcısı eksikliği diyorum. Neden? Çünkü seni çok sevdiğini diyebilirsin ama seni destek olmak istediğini diyemezsin. Sana her konuda destek olmak istediğini demen lazım. O yüzden burada yer tamсыз eksikliği var. Dörde bakalım. Senin de onu çok özlediğini biliyorum. Burada bir sıkıntı yok. Yani senin onun belirsiz yok, gereksiz sözcük yok. Eee sözün yanlış anlamda kullanıldığı bir ifade yok. Birbiriyle çelişen ifade yok. Özne eksikliği, nesne eksikliği, yüklem eksikliği yok. O yüzden cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Evet, bugün çok da zorlayıcı olmayan sorularla kesin kesin gelir dediğimiz soruların örneklerini beraber çözdük. Sizin şimdi yapmanız gereken mutlaka şu ana kadar eğer bitirmediyseniz geçmiş yıllardaki LGS sözellerin yani LGS sorularının hepsini çözün tabii ki. LGS Türkçe ile alakalı da 2023'ü 2022'yi, 2021'i, 2020'yi, 2019'u ne varsa hepsini çözün. Örnek sorulara da mutlaka bakın arkadaşlar. Oradaki soruları da çözün. Sonrasında da inşallah zaten çok güzel netler yapacaksınız. Denemeler çözüyorsunuz. Denemelerde yaptığınız hatalar çok değerli. Denemelerde yaptığınız hatalardan sonra of of bıraktım artık demiyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki analiz sayfasını açıyorsunuz. Ben denemede Parça oluşturma yanlış yapmışım. Hemen parça oluşturma ile alakalı kendinize ödev veriyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Dünyanın en verimli canlı yayında görüşmek üzere diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Az kaldı. Sıkın dişinizi ve güzel bir tatile girin. Zaten tercih döneminde sizlerle beraber Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu imatif liseleri, sosyal Bilim liseleri her birine güzel güzel bakacağız. Ve sizleri çok güzel okullara uğurlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.